Marifet videolarının bir yenisinde daha beraberiz. Ben sunucunuz Aylin Yalçınkaya. Sevgili Oya Mercil ile beraberiz. Minik Yengeç adıyla tanıyoruz kendisini ayrıca. Öyle de takipteyiz. Oya bize daha önce taş boyama ve taş üzerine dekupajla ilgili bilmemiz gerekenleri, başlangıç aşamasındakilerin özellikle bilmesi gerektiği ipuçlarını anlatmıştı, püf noktalarından bahsetmişti. Evet. Şimdi işin uygulamasına geçiyoruz. Taş üzerine boyama nasıl yapılır? Bir giriş yapıyoruz. Kendisi daha önce böyle bir mini çalışmış taş üzerine. Şimdi Mickey üzerinde bir uygulama yapacak ve bize devamını gösterecek. Onlar daha sonra yan yana gelecekler. Çok da güzel taşlar seçilmiş bu arada. Evet, yine her zamanki gibi dış yüzeye düzgün bir taş alıyoruz. Ben bunları deniz kenarlarından topluyorum ya da bahçelerinizde de varsa eğer yine düzgün açık renkli taşlar tercih edebilirsiniz. Üzerlerine kurşun kalemle çizim yapıyorsunuz. Herhangi bir genelde bilgisayar internet ortamında bulduğum sevdiğim karakterleri çiziyorum. Ya da evinizde herhangi bir objenin de üzerinde bulunan şekilleri çalışabilirsiniz. Tabii, sevdiğiniz şekilleri. Şimdi kurşun kalemle zaten üzerinde bir ön çalışma yapmışsın. Bakarak çalışıyorum. Tamamen internet kullanıyorum ya da dediğim gibi kitap ve dergilerden de bulduğum şekilleri bakarak çiziyorum üzerine. Tamam. Çok hafif geçmeniz yeterli. Evet, zaten kaybolmasını tercih ediyoruz sonra, değil mi? Boya üzerine geldiğinde kaybolması için. Silgi kullanabilirsiniz gerekli görürseniz ama beyaz boya da işinizi görür. Silgiye çok ihtiyacınız olmayabilir. Yaptığınız çizim ve boya hatalarını çalışırken kapatabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde panik yapmanıza gerek yok. Akrilik boya kapatıcı özelliğe sahip diyebiliyorum. Yani bir iki katı tamamen yok edebilir. Akrilik boya kullanıyoruz işlerinizi yaparken. Hobi marketlerinden ve kırtasiyelerden elde edebilirsiniz. Birçok renk çeşidi var. Zaten ana renkleri almanız yeterli. Onun dışında birkaç boyda fırça bizim için kafi oluyor. Ben böyle ikili bir desen tercih ettim. Şimdi kulaktan başlayalım. Önce siyah olan kısımları kullanalım. Zaten tabii ki hepsini boyamamıza şu anda imkan yok ama biz biraz en azından bir giriş yapabilsek bile bizim için tabii ki faydası olacak. Boya kıvamı akrilik boyanın genelde çok koyu değil. Ben sulandırmadan çalışıyorum ama bazen çok ince hatlar boyamam gerektiğinde çok hafif fırçayı ıslatıyorum ki çok kalın olmasın boyamız. Şu şekilde. Yani bunu herkes yapabilir. Çocuklarınıza dahi yaptırabilirsiniz. Siz de çizminizin çok iyi olmasına gerek yok. Zaten zamanla bir el yatkınlığı oluşacak dedik ihtimalle. Yani benzetmeye çalışmanız bile ilk başta yeterli. Sonrasında çok daha güzel çalışmalar gelir. Zaten çok fazla detaylı çalışmayla başlamamak gerektiğini düşünüyorum, değil mi? Aynen. Hani küçük şekiller deneyebilirsiniz ya da büyük taşlara basit çizimler deneyebilirsiniz şu şekilde. Hı hı. Çok çabuk kuruyor gördüğünüz gibi evet, boya. Evet, tam onu soracaktım ben de. İşlemi yaparken hemen kurumaya başlıyor. Çok da rahat kullanım var. Bu işe giriştikten sonra artık taş gördüğü zaman insan affetmez gitme geliyor değil mi? Düzgün bir taş gördüğünde. Gerçekten öyle. Hatta eşiniz dostunuz bile size sağdan sola taşlar taşımaya başlıyor deniz kenarlarında. Akrilik boya nasıl bir karışma özelliğine sahip? Yani burada siyahın üzerine herhalde sarı gelse o kadar da kapatıcı değildir değil mi? Yani şöyle, kapatıcı değil ama kullanabilirsiniz. Yani farklı bir desen oluşturabilirsiniz. Ya da beyaz boyayla astar çekip tekrar yine aynı taşı kullanabilirsiniz. Anladım, yani anladım. Atmayın taşınızı değerlendirin. Taşımızı atamayın. Evet. Bu şekilde. Sonrasında yani boyama işleminiz bittikten sonra yine hobi marketlerde edinebileceğiniz sentetik vernik kullanabilirsiniz. Taşınızın çok daha parlak gözükmesini ve dayanıklı olmasını sağlar. Ya da daha pratik isterseniz sprey vernikler var. Onları da kullanabilirsiniz. Yine aynı parlaklığı elde ediyorsunuz. Zaten
işin en temelini görmüş olduk. Böyle bir başlangıç yaptık. Artık bundan sonrasını devamını da oya getirir. Biz daha sonra sizinle paylaşırız. Yani ikili taşları şu şekilde çerçevede kullanabilirsiniz isterseniz. Bu eşim bana yapmıştı sağ olsun. Silikonla tutturdu. Evi köşeye asıyorum. Evet, bu da farklı bir kullanım tarzı. O fikir için de çok teşekkür ediyoruz. Böylece teşekkür bu işin girişini öğrenmiş olduk. Bundan sonra bakalım nerelere gider. O sizin yaratıcılığınıza kalmış. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Size de katıldığınız için tabii teşekkür ki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.